Herkese merhabalar. Bugün Tonguç Akademi'de enerji kaynaklarını, enerji çeşitlerini anlatacağız. Çok Tonguç. enerjiyim hocam bugün. Bu derse çok hazırlıklı geldim çünkü 250 hmm, gram ceviz, 100 gram da fındık yedim. Efendim enerji çeşitleri deyince enerji kaynakları dünyada ikiye ayrılıyor Tonguç. Bir yenilenebilir, bir tanesi de yenilenemez Tonguç. Yenilenebilir e, ne demek sence Tonguç? Yani e, yiye, yiyebiliyoruz, yenilebilir Eee hay yenilenebilir bak Yenilebilir değil. yenilenebilir. Yenilenmek ne demek Tonguç? Yenilenmek yani güzelleşmek. Ya yeniden olmak, yeniden Aynen. doğmak gibi düşün. Yani bu kaynaklar yenilenebilir kaynaklar dünyada bitmeyecek kaynaklar. Sürekli ya hiçbir zaman tükenmeyecek kaynaklar. Ama yenilenemez kaynaklar nedir? Ha, bitti gitti. Belli bir süre sonra bitecek Tonguç. Bunlar belli bir süre sonra bitecek ya. Bunlar bitmeyecek Tonguç. Hatta bunlar bitmeyeceği için bunları kullanmamız daha nedir Tonguç? İyidir değil mi? Bunlar daha iyi kaynaklar. Daha bunlar yani. bunlar bunları kullanmamız her zaman daha avantajlı. Bunları kullanınca avantajsız çünkü bunlar bitecek. Biterse ne olur? Aç kalırız. Mah ya evet, mahrum kalırız. Enerji elde edemeyiz. O yüzden bunları ne kadar kullanırsak kullanalım. Peki bunlar nedir? Şimdi bunların en önemlileri Tonguç'cum. Şimdi en önemli yenilenebilir kaynaklar yani bitmeyecek kaynaklar rüzgar enerjisi donmuş. Aa rüzgar bitmiyor mu hocam? Rüzgar enerjisi evladım biter mi? Dünyada rüzgar biter mi? Her... Vay Gerçekten çok iyi bir ses ve çok iyi bir nefes. Seni e, o ses Türkiye'ye kazanıyor. <laughs> evet evladım bak rüzgar enerjisi biter mi? Bitmez. Peki rüzgar enerjisi bir de ne var? güneş enerjisi var değil mi? Güneş balçıkla sıvanmaz. Aylan saçma mı? Güneş enerjisi biter mi Allah aşkına? Bitmez hocam. Güneş bitmez ki evladım. Allah Allah inşallah bozmaz ama güneş sistemi bayağı bir devam edecek değil mi? Aynen. Dolayısıyla bize bu sürekli enerji verecek. Aynı şekilde dikkat et. Su. Ama yer altı suları. He. Yer, bak şunu unutma Tonguç. Yer altında aslında sıcak su kaynakları var tamam mı? Bu sıcak su kaynakları bazen e, jeotermal yeryüzüne, evet yeryüzüne çıkınca tonguç biz bunları kullanabiliyoruz. Jeotermal enerji olarak kullanabiliyoruz. Kaplıca. Kaplıcalar, ondan sonra ılıcalar... ondan sonra bunları ne yapıyoruz? Yeryüzüne sondajlıyoruz ve buradan elektrik üretiyoruz. Hamama giden terler hocam. Aynen çok güzel saçma sapan espriler. <laughs> Şimdi bir de ne enerjisi tonguç? Dalga. <laughs> Dalga enerjisi. Surfing. Lan e, hayır onlar aksiyon. Dalga dediğimiz enerji evladım. Denizdeki dalgaların enerjisini kullanarak elektrik üretiyoruz Aslında o kadar teknoloji gelişti ki her şeyi yapabiliyoruz denizdeki dalgaları hani Vay çarpıyorlar ya dalga mesela buraya çarpıyor ya buraya çarpıyor bir şey hareket ediyor hareket edince ne oluyor evladım elektrik erişiyor. İnsanlardan herkese. korkulur hocam ya dalgadan bile elektrik <laughs> vermişler. Herhalde. Peki bunu yazmamışız bunu çizmemişiz neden çizmemişiz çünkü e, çirkin bir şekli olduğu için hani şöyle bir şekli var ya. Anladım hocam, anladım, anladım. Evet hocam. evet, iğrenç bir şekilde, değil mi? Bu neye benziyor Tonguç? <laughs> tezek. Evet Elan, tezek değil de buna biz biyo kütle enerjisi diyoruz Tonguç. Canlıların atık ve artıklarını kullanarak enerji üretmek. Ha. Şimdi ona bakacağız. Şimdi fosil, şimdi yenilemez enerjilerse kardeşim bunlar bitecek. Eyvah. Ne olacak? Bunlar bitince ne olacak? Biz mahvolduk yani. Para gibi. Al atıyor. Fosil yakıtlar bunların en önemlisi. Fosil yakıt deyince Aklına insanın ne geliyor? Kömür geliyor. kalıntı kalıntısıydı doğru. Aynı zamanda petrol geliyor. Fosillerden oluşuyor bunlar bak dikkat et. Eski canlılardan. Hep yanıcı. Mesela yüz binlerce yıl önce yaşamış ağaçlar ne oluyor biliyor musun? Kömüre dönüşüyor Tonguç. Vay Veya vay. petrol dönüşüyor. Veya neye dönüşüyor Tonguç'um? Doğal gaza dönüşüyor Tonguç. Aa, sıvı, Ve... katı ya da gaz şeklinde canlı kalıntı. Aha, bizim arabaya koyduğumuz şey var ya aslında eskiden bir canlıydı Tonguç. Acayip ürkütücü değil mi? ya ve biz canlıların atıklarını yani fosilleri yakıyor yakıyoruz aynı zamanda fosil yakıtların yanında bir de bitecek olan enerjilerden nükleer enerji var Tonguç nükleer enerji ise uranyum ve plütonyum denen çok aktif radyoaktif maddelerin enerjisini kullanarak nükleer santrallerde elektrik enerjisi üretiyor. Anladım. Hatta hat, Türkiye'de şu anda nükleer enerjiye geçme aşamasında. Çünkü evet. bütün gelişmiş ülkeler nükleer enerjiye geçmiş. Şimdi biz de geçiyoruz değil mi Tonguç? Hayırlısı. Şimdi Tonguç'cum bak, bunlar her zaman çevreye zararlı. Neden? Çok petrol, çok araba egzozu falan filan çevreye zararlı değil mi Tonguç? Doğru hocam. Hatta nükleer santraller baya baya tehlikeli değil mi Tonguç'cum? patlayabilir değil Yani mi? Japonya'da mesela patladı Fukushima'da herkes Allah korusun, Allah korusun şey oldu. Hatta radyasyondan bütün besinler etkilendiği için tek radyasyon etkilenmeyen canlı ne biliyor musun? Kaktüs. Hayır, ham, kaktüs de öyle de. Hani insanın yiyebileceği. Kaktüs yiyemez de hamam böceği evladım. Hamam böceği. Japonya'da belli bir süre hamam böceği yediler biliyor musun? Allah yardımcısı olsun. Ay Allah yani. Bunlar tehlike. Bunlar zararlı neden? Çünkü ka çok karbon üretiyor. Yani buradaki bak en fazla karbondioksit üreten ne biliyor musun Tonguç? Kömür Tonguç. Kömür yaktığımızda manyak gibi karbondioksit çıkıyor. Ve havanın karbondioksit oranı çok artıyor. Ve dolayısıyla global ısınma, küresel ısınma oluyor. Doğalgazsa en az karbondioksit falan. O yüzden daha iyi. O yüzden şu anda evlerde ısıtmak için ne kullanıyoruz Tonguç? Doğalgaz kullanıyoruz daha iyi. Şimdi arabalarda artık neye geçiyoruz Tonguç'um? LPG'ye. Evet. Şimdi bir şey daha yapmamışız burada. Bir de barajlarda ne kullanıyoruz biliyor musun? Hidroelektrik. Hidroelektrik enerjisi kullanıyoruz. Hidroelektrik nedir Tonguç? Barajlarla enerji üretmek değil mi? Suyla yani. Suyla. Su akıyor Tonguç. Oradan türbünü döndürüyor ve elektrik enerjisi üretiyor. Su akar bak, güldür güldür. Bunların her birisi için birkaç tane kelime döneceksin. Bak rüzgar için Tonguç. Rüzgar gülü kelimesini ezberleyeceksin. Rüzgar gülleri böyle rüzgar. Teoman. Hayır evladım. Rüzgar saçmalama <laughs> Allah'ım ne kadar saçma Rüzgar saba... gülü rüzgar gülü. Vay gerçekten kaliteli. Rüzgar gülü böyle bir şey bak şöyle bir zımbırtı. Şöyle bir e, zımbırtı dönüyor tamam mı bu? Bu dönünce rüzgar esiyor buradan. Bu dönünce ne oluyor? Elektrik enerjisi. Çeşmede oluyor. çok görmüşüm hocam bunlardan. Ah, harikasın. Peki güneş deyince aklımıza ne gelecek Tonguç? San. Hayır evladım. Dısan. Hayır evladım güneş görünce Güneş paneli gelecek hakkında. Güneş ha, panelleri üzerinde <laughs> oluyor? Genelde güney şehirlerimizde. Güneş mi? Evet, Antalya'da genellikle koyuyorlar. Şöyle bir zımbırtı. Şöyle şöyle şöyle. Güneş bunun üstüne çarpıyor tonguç. Burada e, güneş enerjisi de elektrik ötüyor. Jeotermal deyince kaplıca ve ılıca aklına gelecek tonguç, tamam mı? Bu anahtar kelimeleri bil. Onusa dalga enerjisi deyince Surf Hayır, okyanus gelecek. Okyanuslarda genellikle dal enerjisi daha fazla oluyor, daha fazla kullanılıyor. O zaman Biyo Türkiye'de kütle... yok değil mi hocam? Şu an Türkiye'de kullanılmıyor. Evet. evet. Aferin. Biyokütle deyince evladım, biyokütle de canlı atık ve artıklarını kullanıyor. VC. Atık ve artıkları. Mesela tezeyi kullanarak, tezeyi yakarak enerji üretiyorlar. Bunlardan gazlar çıkıyor, bunu kullanarak enerji üretiyorlar ve e, hidroelektrik deyince ise Tonguç'um barajlarla hidroelektrik santrallerle elektrik üretmek. Türkiye'nin çok büyük hidroelektrik potansiyeli var Evet, bak. bayağı bir GAP projesinden sonra bir de nükleer enerji deyince ne aklımıza gelecek Tonguç? Uranyum ve potasyum. Uranyum ve plutonyum gelecek. Pardon. Ama ha, ne gelecek biliyor musun? Radyoaktif gelecek. Radyoaktif kelimesi e, şeyde çok kullanılıyor, nükleerde çok kullanılıyor. Fosil yakıtı zaten demin söyledik evet. canlı artıklarıyla. Peki enerji dönüşümü deyince aklımıyor. Bak bir kettle değil mi bu Tomuş? Evet hocam. Burada elektriği alıp ne üretiyoruz aslında? Buhar. Hayır ısı enerjisi üretiyoruz. Tomuş dünyada bir sürü çeşit enerji var. Mesela şu anda ben konuşuyorum ya sesimin enerjisi var. Mesela şu anda burada ışık var ya ışık enerjisi var. Mesela elektrik enerjisi fişten aldığımız var ya iPhone e, şeyi Ps telefonu şarj etmek için o elektrik enerjisi ve biz e, telefona baktığımız zaman neye dönüşüyor bu? Telefona baktığımız zaman bu aslında Işık enerjisine dönüşüyor değil mi? Ha, Aynı zamanda evet. hoparlörünü çalıştırınca e, ses enerjisine dönüşüyor. Bak mesela burada hareket enerjisi neye dönüşüyor Tonguç? Az önce söylediğiniz çok önemli hocam. Elektrik enerjisi telefonun ışığını açtığımızda ışık enerjisine, değil sesini mi? açtığımızda ses enerjisine O yüzden dönüşüyor. bir şey ben onu... Hatta aa, telefon ısınınca ne oluyor? İyice... Isı enerjisine dönüşüyor. Aa. Yani bir sürü enerjiye dönüştürebiliyoruz. Peki hocam ne? biz o zaman telefonun mesela bir videoyu sessiz izlesek daha az mı harcar? Kesinlikle. Kesinlikle. Çünkü enerjik başka bir yere gidiyor. Bundan gideceğim. sonra videoları sessiz izleyeceğim hocam. Saçmalama. <laughs> <laughs> yani hareket enerjisi mesela koştuğun zaman neye dönüşüyor Tonguç? Gaza. E ne gaza? Ben gaza. koşarken hep gaz. Hayır. hayır <laughs> Hareket enerjisi ısı enerjisine dönüşüyor. Bak hmm. demek ki birçok şey ısı enerjisine dönüşebiliyor. Neden ısı enerjisine dönüşüyor? Çünkü terliyorsun evladım. Terleyince ısı açığa çıkardın, değil mi? Doğru. Şimdi geri dönüşüme bakalım bir de geri dönüştürülebilir maddeler var Geri dönüşüm vardır. muhteşem olacak. Bak hocam. geri dönüşümün sembolü bu. Böyle bir cycle gibi döngü gibi dönüyorsun. Bu ne demek biliyor musun? Hiç madde yok olmuyor, kendi içinde dönüp duruyor. Mesela. Topraktan geldik toprağa döneceğiz. Bak cam geri dönüşüm için en önemli maddeden bir tanesi. Cam şeyleri ne yapmalıyız? Geri dönüşüm kutusuna atmalıyız Aa. ki onları tekrar değerlendirebiliriz. Mesela Pet. plastik evet plastik şişeler. Plastik ve pet şişeler ne yapabilir? Geri dönüşümde kullanabilir. Cam, plastik. Bir de en önemlisi tonguç kağıt ka kağıt evladım. Kağıt, kağıt. kağıt değil. Kağıt mesela şu anda kullandığımız kağıtları var ya hepsini geri dönüşüme atıyoruz tonguç. O yüzden e, ülke ekonomisi zarar görmüyor değil mi? Ekonomi ne yapıyor evladım? Geri dönüşüm katkıda bulunuyor. Katkı sağlıyor değil mi tonguç? O zaman çok basitmiş. Geri dönüşüm bizim için faydalı bir şeymiş. En önemli geri dönüşüm maddeleri. Tabii bir şey daha var. Metallerin de geri dönüşümü oluyor. Mesela Diller. aynen. Mesela şu anda şu kutuyu ne yapıyoruz evladım? Şu kutuyu tekrar kullanabiliyoruz değil mi? Anladım hocam. Evet evladım o zaman geri dönüşüm Tonguç Akademi konuda bütün videolar bütün daha detaylı. Ama geri dönüşüm muhteşem olacak. Geri... Efendim. Bütün videolar daha önceden üye oldum evladım Tonguç Akademi konuda. Hocam bir kere üye oldum. Yetmedi. Abone hani sayısı azmış üye sayısı. Arttırmalısın Arttırma Arkadaşlarına söyle. Ve bu videoyu da paylaş her yerde. Arkadaşlarına bilsin, faydalansın. Unutma hayat paylaştıkça güzel. Aa, ne öyle mi lan? Ödül sorumuzu yap cevaplara gönder bakalım. Evet.